2004 yılında Elbistan'a 4 ünitesiyle A termik santrali faaliyete başladığında insanlar bilinçsizdi. Bunun ekonomiye çok büyük bir getiri sağlayacağını, Elbistan ve Avşin bölgesine çok ekonomik kazanımları olacağını falan düşünüyordu insanlar. Ancak bir 5-10 sene sonra Elbistan'da gerek ekolojik dengede, gerekse sağlık problemiyle sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu sorunlar özellikle 2004 yılında B santralinde faaliyete geçtiğinde artık gözle görülür hale gelmeye başladı. Yani bir bilimsel açıklama veya akademik bir bilgiden ziyade insanlar yaşamaya başladılar ölümleri. Mesela Elbistan bölgesi üzüm bağlarıyla meşhur bir yerdir. Ve çok da ekonomiye katkısı olan, bilinen bir ürün, üzüm bağları. 2004'ten sonra bu bölgede bir tane üzüm bağı kalmadı. Hepsi de kurudular. Dolayısıyla insanlar bunun sebeplerini araştırmaya başladılar. Kanser ölümleri artınca kafalarında bir takım şüpheler oluşmaya başladı. Neden bunlar artıyor diye. Bu anlamda termik santrallerle ilgili bir muhalif bir kanaat oluşmaya başladı. Ancak örgütlü bir çalışma olmadığı için bu toplum içerisinde içten içe konuşuluyor. 2015 yılına gelindiğinde bu iki santral faaliyetteyken ve artık gözle görülür bir zarar, gözle görülür bir yıkım ortaya koymuşken üçüncü bir santral Bakış, eski adı Malap, Til, yeni adı Akbayır, bu bölgeye Diler Enerji tarafından yeni bir santral ÇED onayı alındığı ortaya çıktı. Çünkü o güne kadar insanlar bu termik santrallerin çevreye verdiği zararlar konusunda henüz bir bilgi sahibi olmadıkları için anlayamadılar ve ilgilenemediler. Konuyla alakalı bir çalışma yapamadıkları için kendiliğinden onay aldı bakanlıktan. Çünkü bir itiraz yoktu ortada. Ancak 2015 yılında bu Diler Enerji'nin onay aldığı Akbayır ve Bakış mahalleleri havzası için onay aldığı ÇED raporunun hemen arkasında aşağı yapalak, yukarı yapalak veya küçük yapalak olarak da bilinir. O bölgedeki Akören, Maraba, Eldelek havzasına da dördüncü bir santral kurulması için ÇED toplantısı yapıldığında özellikle Küçük Yapalak köyündeki sakinler buna çok büyük bir tepki verdiler. Gözle görülür hale gelen bu yıkımların daha da artacağını ve köylerine böyle bir termik santralin yapılmasını istemediklerini beyan ettiler. ÇED katılım toplantısında. Kümülatif olarak yani 4 tane santralin bu bölgede artık hayatı yaşanmaz hale getirebileceğini, iklimi değiştireceğini, sağlık açısından kat be kat çoğaltacağını anlayınca bizler de o anda Elbistan'da da müthiş bir hava kirliliği hakimdi. Bu santrallerden kaynaklandığı gibi kış günlerinde kalitesiz kömür yakımından da kaynaklanıyordu. Biz bu bölgeye termik santrallerin yapılmaması için bir imza kampanyası başlattık. Bu başlangıç halkta çok büyük bir karşılık buldu. Ve halk artık yeni bir termik santral istemediklerini haykırmaya başladılar ve bu oluşumdan, bu çalışmalardan bir platform oldu. Biz buna Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu ismini uygun gördük ve 2015'ten beri Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu olarak bölgemizdeki öncelikli olarak termik santrallerin bölgeye verdiği zararları
ortadan kaldırmak, halkı bilinçlendirmek ve bu noktada yeni yapılacak termik santrallerin, ki bütün dünyada bu böyle, Elbistan'da da dünyadaki gelişmelere paralel olarak fosil yakıtlı enerji üretimine karşı bir mücadele başlattık. Termik santrallerle ilgili de yaptığımız mücadelede önce ÇED onayı alınan Akbayır ve Bakış Havzası'nda yapılması düşünülen ÇED onayına itiraz ettik ve Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Bu davamız bilirkişi raporu bizim görüşlerimizi ve itirazlarımızı haklı bulacak nitelikte bir rapor hazırladı. İdare Mahkemesi de ÇED raporunu haklı olarak ve bizim görüşlerimiz doğrultusunda iptal etti. ÇED raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik diye bir firmaya hazırlatıyorlardı. Ki firma kopyala yapıştır yöntemiyle yapıyordu her şeyi. Karşılarında da bir itiraz merciyi bulamadıkları için her şey çok rahat gidiyordu. Ama bizim bu mücadelemiz sonucunda Danıştay'a taşıdılar iptal kararını. Danıştay'la döndüğünde ikinci bir bilirkişi, Danıştay bilirkişi yetersiz, bilirkişi kadrosunu yetersiz bulmuştu. Bu kadroyu tamamlayarak yeniden bir bilirkişi raporu çıkarttırdı. Yeni bilirkişi raporu da kamu yararı görmedi, bizi haklı buldu. İkinci defa şu aşamada Akbayır ve Bakış Havzası'na yapılan Diler Enerji tarafından düşünülen Akbayır Termik Santrali, böylece ÇED raporu ikinci defa iptal edilmiş oldu. Şimdi biz bunun Danıştay tarafından onaylanmasını bekliyoruz. Onaylanırsa karar kesinleşmiş olacak. Fosil yakıtlar sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'yla yavaş yavaş ortadan kaldırılması gerektiği hususunda kararlar aldılar ve bu karara Türkiye'de imza attı. Dolayısıyla fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjinin konulması, yani güneş enerjisinin veya rüzgar enerjisinin konulması bütün bir dünyada artık görünür ve bilinen bir hadise. Dolayısıyla buradaki lignit madenleri, lignit kömürü, düşük kaliteli tabii, çok düşük kaliteli, toprağa yakın bir maden, çok erken dönemde oluşmuş. Elbistan Ovası zaten erken dönemde oluşmuş bir kömür havzasına sahip. Biz bu dünyadaki bu mücadelelere paralel olarak bölgemizde, sadece bölgemizi yıkıma uğratmıyor yani. Ekolojiyi, sağlığı, su dengesini bozmuyor sadece. Gezegenin de dengesini bozuyor. Dolayısıyla bizim güneş enerjisi veya rüzgar enerjisine veya daha farklı, gelecekte belki ortaya çıkabilecek enerji kaynaklarına yönelmesi noktasında ciddi mücadelemiz var ve biz Türkiye genelinde çevre mücadelesi veren diğer örgütlerle eş zamanlı olarak çalışmayı ve bu çevreyle ilgili hassasiyetin bütün bir ülkede örgütlü bir hale gelmesi için de çalışmalarımız var. Gerek Erzincan'daki, gerek Akbelen'deki, gerek Kaz Dağları'ndaki, gerek Artvin'deki, Karadeniz'deki HES'lerle ilgili, yani çevreye zarar veren, doğallığı bozan ve ekolojik dengeyi bozan. Çünkü ekolojik denge öyle bir tıkla fabrika ayarlarına dönmüyor. Ekolojik dengenin, bozulan dengenin yeniden düzelmesi için belki yüzlerce yıl gerekecek. Bu gezegende biz yaşıyoruz. Dolayısıyla biz bu noktada sadece Elbistan ve Avşin bölgesinin madenleri, HES'leri, işte taş ocakları, kömür, kireç ocakları ile ilgili çalışmaları yürütmüyoruz. Bütün bir ülkeyle eş zamanlı olarak haberleşerek, topyekün bir tepki ortaya koyarak doğayı, bize emanet edilen bu doğayı korumanın mücadelesini veriyoruz. Bunun içinde zaten söylediğim gibi
3 tane termik santral yapılması düşünülüyordu. Bu 3 santralde Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu gönüllülerinin verdiği mücadele sonucu şu aşamada iptal edilmiş durumda ama nihai karar Danıştay'dan çıkacak. Danıştay onayladığı anda artık bu bölgede fosil yakıtlara dayalı enerji üretimiyle ilgili bir çalışmanın yapma imkanı ve ihtimali kalmayacak. Ama bu mücadele hali hazırda kesin sonuç, son noktaya ulaşmış değil. Mücadelemiz devam ediyor. Sadece termik santrallerle ilgili değil, bu bölgedeki çevreyle ilgili tüm kuruluşlarla, STK'larla, gönüllü kuruluşlarla da biz birlikte çalışıyoruz. Sağlık problemi çok önde. A termik santral diye burada halen çalışan bir termik santral var. Bu çok önemli. Bunu gündemde tutuyoruz. Bu 4 üniteden oluşuyor ve 25 yıllık ömrünü tamamlamış. 30 yılı geçti, 31-32. Yılında. Ve bu santral 60'lı yılların teknolojisiyle yapılmış. Kül tutucu filtreleri artık çalışmıyor. Elektrostatik filtreleri çalışmıyor. Hava gazı filtreleri başından beri yok. Hava gazı filtreleri. Kükürt dioksit, karbondioksit, sülfürik asit yağıyor yağmurlu havalarda. Burayı 2018 yılında özelleştirdiler. Özelleşmesiyle birlikte artık ranta dönüşüm, kazanmaya dönüşüm, dönüşen bir ticarethaneye dönüştü bu termik santral. O günden sonra ölümler daha fazlalaştı. Orada yakın köylerde kanser olmayan aile yok. Bir aileden 4 kişi birden kanserden ölebiliyor. Çocuklar artık kanserli doğuyor. Genetik kodlarımıza işledi. Bu da yetmiyor. Şimdi özelleştirilen firma, yani Çelikler Holding diye filan ismini tam resmi adını bilmiyorum ama daha doğrusu şu anda aklıma gelmedi. 5. ve 6. üniteleri yapmak istiyor. 4. ünitenin yanına ÇED aşamasındayız. Onun mücadelesini yine veriyoruz, yine vereceğiz. Asla yapamayacaklar. Çünkü öldürüyor. Yani mahkeme davalarında da bunu öne çıkarıyoruz biz. Evet, iklime zarar veriyor, coğrafyaya zarar veriyor, tarlalara zarar veriyor, üretime zarar veriyor, ekolojik su dengesini bozuyor. Bütün bunların yanında bizim için bunların en üstünde, en önemlisi insan hayatına sona eriliyor. Dolayısıyla A termik santrali, Afşin Elbistan A termik santralinin derhal kapatılması gerekiyor. Bizim asıl mücadele verdiğimiz alanlardan birisi de bu. Maalesef bu bir ara Cumhurbaşkanlığının kararıyla 6 ay kapatıldı. 6 ay sonra işte bize taahhüt verdiler. Bundan sonra kirletmeyecekler, kül savurmayacaklar, zehirli gaz savurmayacaklar dediler ama o 6 aydan sonra sanki böyle bizden intikam almış gibi çok daha ileri aşamada kül savurarak çok daha ileri aşamada atmosfere gaz bırakarak hepimizi ölümle tehdit ediyorlar. Bizim ölüme uyanmadığımız bir sabah yok. Biz artık ölmek istemiyoruz. Bu Elbistan, Afşin Ovası'nda bilinen bir gerçeklik. Özellikle yakın köylerde çok açık ve acı bir gerçeklik. Bizim için önemli olan Elbistan'daki A termik santralinin derhal kapatılması, bunun mücadelesini veriyoruz, vereceğiz ve kapattıracağız.